Günaydın. Bakayım. Yeni te of, her yer çok dağınık. Video çekemiyorum. Doğum günüm olması adına bugünün ve yeni telefonumu bugün ilk defa kullanmamın adına vlog çekmeye çalışacağım. Neyse, şimdi hızlı bir kahvaltı yapmam lazım. Çünkü yine bugün hastane günü. Hem size hastanede neler yaptığımı gösteririm biraz. Ondan önce biraz kırtasiyeye gitmem lazım. Aslında bugün yemekhanede kahvaltı yapacaktım. Onu gösterdiğim güzel olurdu ama yetişemeyeceğim. O yüzden evde bir şeyler yiyeceğim. Çünkü dün tam uyurken arkadaşlarım bana pasta getirdi ve uyandım. İnsanlar kapya biber ekmek yerine kullanmaya çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki kapya biber ekmek ya da... Artık ön kamerada bile cildimin her şeyi neredeyse çıkıyor. Bak, siyah noktalara bak. Roaktan'dan sonra siyah noktalarım belirginleşti. Ekmeğe böyle şu labneden sürdüm. Hep domates biberle yedim. Güzeldi. Ama bu beni 4-5 saat tok tutmaz. Hatta şu an 8-10 geçiyor. 12.30 1 gibi yemek yiyeceğim. O aralıkta yiyeceğim. Biraz muz ve kaju da yiyeceğim. Dün bu arada hani dün yedikleriniz bugünü belirlemesin diyoruz ya. Dün ben 3 tane tatlı yedim. Öğle yemeğinde tiramisu yedim. Akşam yemeğinde tiramisu yedim. Çünkü o kadar yoğun bir gündü ki sadece yemekhanede çıkan yemekleri yedim. Bir de akşam acıkmıştım ve tam doğum günüme yaklaşıyorduk. O da arkadaşım pastayla geldi. Bir de kaju almış. O ikisini yedim. Şimdi de yine bunlardan yiyeceğim. Yarısını yemek ister misin? Bu o kadar büyük ki. Yani duygular, hisler, yeme davranışımız o kadar etkiler ki. Huawei'den alışmışım, sürekli videoyu kapatasım geliyor. Alanım az diye orada. Koşarak lütfen çıkma zamanı. Saçımızı toplamamızı istiyorlar. Bana başka ne vereceksin? Maske ve siperlik dedi ama başka bir maske mi? Benim yalnız hafif ya. Boş kaldım. Oy. Bugünün kapanışındayız. Şöyle yine büyük muzlarımdan bir yarım tane aldım. Saat 12 çeyrek geçiyor. Kaju ile birlikte atıştırıyorum. Aslında çok yorgunum. Doğum günüm böyle çünkü perşembe günü doğmuşum. Yani doğum günüm perşembeye denk geldi. İnsanların yorgun olduğu ve diğer günün daha da çok yorulacağını bildiği bir gün. Böyle işte gece 12 çeyrek atıştırmalıklarım. Sabah da bunlar vardı. Dün hani diyet kültürüne maruz kalan insanlar beni izliyor ya, yani herkes beni izliyor. 3 tatlı, bugün de 2 tatlı yedim diye kendimi kısıtlayacak değilim. Gece 12 içerek gece acıkıyorsan, gece 12 içerek geçersin. Tabi acıkınca yine kahvaltını yaparsın, bla bla. Hiçbir şey yapmadım geldiğimden beri. Nasıl oldu bu saat bilmiyorum. Glikojen depo hastalıkları çalışmak istiyordum aslında. Hakkımızda hayırlısı, inşallah yetiştireceğiz. Bu senenin sonunda da beslenme diyetetik ile ilgili güzel bir video çekeceğim.
Evet, cuma sabahı saat 12'yi çeyrek geçiyor. Ve ben güne yeni başlıyorum. Çünkü 11.30'da uyandım. Çünkü 4 gündür çok yoruluyordum. İşte dün doğum günüm sözde ama artık hani yorgunluktan yapabildiğim tek şey gidip balık ekmek yemekti. Ki beni çok memnun etti. Yani her açıdan ruhsal, fiziksel, hassal açıdan doyurdum. Bugün de dersim var 15 dakika sonra. Ona girdikten sonra bir spor salonuna gitmek istiyorum hafta içi. Hem çok yorgundum gidemedim. Hem de benim gideceğim saatlerde aşırı kalabalık oluyor. Ve o işte çok iyi havalanmıyor. Ter kokusu, o kalabalık, pandemi, cartçurt beni itiyor. Ben de böyle cuma, cumartesi sabahı ve pazartesi sabahını boş bulursam yapıştırırım. Salı sabahı da olabilir. Neyse, yani stajlarımın günleri değişiyor gerçi. Ona göre işte boşluklarıma göre. Bak bu esneklik çok hoşuma gidiyor işte. Yeni yaşa girdim. Yeni yaşımda tabii ki eski yeme bozukluğunu düşünmeden yapamıyorum. Çünkü hayatımın merkezindeydi bozuk yeme, beden algısı. Onların hepsini böyle tek tek ilmek ilmek işleyip iyileştirmek o kadar başka bir hayat sunuyor ki. Yani aslında normal bir hayat sunuyor, normal bir yeme sunuyor. Ama o tarafı gördükten sonra çok iyi geliyor. Birazcık gelişmelerden bahsedeyim. Sesim biraz şey farkındaysanız, çocuk stajında yok yazılmamak için koştum, 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 terledim, durdum. Ankara'nın soğuğu bastırdı. Koştum, koştum, koştum. Üzerimde böyle kürklü kaban var, deri kaban. Terledim, yine soğudum, terledim, yine soğudum. Bir günde hasta oldum. 2 gündür böyle burnum ve boğazım çok iyi değil. Roaktan'a devam ediyorum. Gece uyurken falan dudaklarımı hametan sürüyorum. Şuralarımı falan. Bir defa burnum kanadı. Tek yaşadığım şey dudak kuruluğu şu anlık. Yani bir iki defa da baş ağrısı yaşadım ama o stajın yorgunluğundan mı, ilaçtan mı bilemiyorum. Dozum hala aynı ikinci aya göre. Üçüncü ayda dozu arttıracağız. 1,5 katına çıkacağız. Öyle gidiyor yani. Şu an böyle bazı iyileşmeler de mevcut. Bu telefon çok net çekiyor ve siyah noktalarımı görebilirsiniz. Onun için ona devam ediyorum. Saçlarımdaki egzoma için tekrar Ketoral denilen o şampuana başladım. Çok sık verilir cildiye tarafından. Gerçekten de bayağı iyi geldi. Ve onun için ayrıyeten bir yağ falan alacaktım. Instagram'dan dediler ki bir zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ne varsa elinde. Önce buralara sür. Biraz şöyle diplerine belki masaj yap. Öyle yapınca, duşta onu arıtınca ve Ketoral çok kurutan bir şampuan. Böyle her yerine karıştırıp sürmeyip sadece diplerine sürünce saçımı taramak da çok kolay oluyor. Çok kuruyan saçlarım da nemlenmiş oluyor. Bayağı iyi oldu yani o taktik benim için. Hem de yeni bir ürün almama gerek kalmadı. Güneş kreminde Solante kullanıyorum. Güzel, fena değil ama kuru cilde sürünce, yani bu ilaç kurutuyor ya, pütür pütür olabiliyor. İyi nemlendirmek gerekiyor cildi bunun öncesinde. Onun dışında işte çok ders çalışmam lazım gerçekten. Çünkü çocuk hastalıklarında çok eksik olduğumun farkındayım. Üçüncü sınıfta da çok zor geliyordu. Çok üstün körü çalışıyordum. Ama böyle burada yani stajda hani diyetisyen bir soru sorup böyle anlamsız bakışınca diyetisyen insan kötü hissediyor. Ve her ne kadar çok yüksek ihtimalle bu alanda çalışmak istesem de çalışamayacağım için. Hani böyle bir istek barındırmıyorum çok fazla ama. Yani devlette çalışırsan bu alanda düzgün bir işler yapabilirsin gibi ilk aşamada. O da çok mümkün olmadığı için. Mezuniyet sonrası çok işime yaramayacak belki ama çok başka bakış açıları getireceğine eminim. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra YouTube'a farklı içerikler de üretmeye çalışacağım. Yani hep böyle vlog 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 diye gidiyorum. Çünkü bunların editlenmesi zor aslında ama yaşarken çektiğin için içerik çıkıyor. Böyle oturarak da birkaç video çekmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yani konuşmalı video. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizin yeni yılını, yeni yaşını, yeni günlerini kutlarım. Hepinize mutlu yıllar. Bana da mutlu yıllar. Umarım bu yıl, bu yaştan sonrası artık tez yazma, seminer hazırlama, işte bazı gurbet meseleleri, belki şehir değiştirme, eve yerleşme, mezun olma, işe atılma, kendi paranı kazanma gibi gibi çok büyük değişikliklerin olacağı bir yaş olabilir. Umarım da ülke ekonomisi daha da kötüye gitmez. Acayip sinir bozucu olaylar yaşadık son 1-2 günde. İşte bebek mamalarına gelen 50 lira zam, doların bir anda 11'in de üzerine çıkması. Ben bu telefonu son anda aldım yani. Almasam resmen 2 askeri ücret maaş zamı gelecek neredeyse yani. Şaka gibi. Bu gelen zam bu arada.
Yani hepimize kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz ülkecek. Pandemi falan artık şöyle bir sorun yani bence. Hoşça kalın. Tatsız bir kapanış oldu.